ve halkın övdüğü, övündüğü en temiz Muhammed, sen geldin, sen ve bize müjdeledin, ümmetin dedin. Sen geldin ey peygamber, ey müjdeleyen. Böyle özel ve güzel bir gecede bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Ve görüyorum ki Bilecik'in ruh dünyası o kadar dolu ki ne kadar büyük salonlar yapsak da bu salonlar almıyor. Ama sizler böyle ilgi alaka gösterdiğiniz sürece inşallah biz daha büyük salonları, daha büyük organizasyonları yapacağız diyorum. Ben bu akşam buraya teşrif ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli kardeşlerim, göreve geldiğimiz 2004 yılından itibaren şehrimizin birçok problemleriyle uğraşırken bir nebze de olsa sosyal kültürel etkinlikleri de yapmaya çabalıyorduk. Ama fiziki mekan imkansızlıkları yüzünden istediğimiz oranda gönlümüze göre bunları yapamıyorduk. Allah'a çok şükürler olsun ki hedeflediğimiz gibi, hesap ettiğimiz gibi sizlerin dualarıyla, sizlerin vermiş olduğu desteklerle bu sene Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezimizi bitirdik. İnşallah bundan sonra böyle güzel etkinlikleri hep birlikte yapmaya devam edeceğiz. Ve şimdiki şu alkışlarınızla Kanal 7 ekranlarından tanıdığınız sevgili hocamız İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu'nu alkışlarınızla huzurlarınıza davet ediyorum. Buyursunlar Ömer hocam. Hoş geldiniz hocam. Tekrar geldiniz inşallah. Bilecik sizi bekliyordu. Sizi Ömer hocamla baş başa bırakıyorum inşallah. Allah yar olsun. Allah razı olsun. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla nihayetsiz hamd, sonsuz şükür, alemlerin sahibi, kainatın Rabbi Allahu Azimüşşan'a aittir. Fatih Sultan Muhammed Han Hazretlerinin toprağından burçlara bayrak olmuş Ulubatlı Hasanların surlarından Şeyh Edebali'nin yurduna, bu toprağın güzel insanlarına yürek dolusu kalben ve muhabbetle selam olsun. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Böyle güzel bir geceye cümleniz bir kere daha hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Efendim, Osmanlı Devleti'nin şanlı ailesi, alkışlarınızla huzurlarınıza geliyor Ahmet Kemal Bacar. Yapayalnız gecelerde anlamaz ki beni kimse, olacak sensin tek çare. Evet efendim, Ahmet Kemal.